selamlar, sevgiler. Şimdi fırın poşetinde tavuk yapacağım arkadaşlar. Fırın poşetinde tavuk. Şöyle dal ötesini içine koyacağım, fırında pişireceğim. Önce tavuklarımı doğrayacağım. Ütü yaptım. Biraz kalan ütülerimi bitirdim. Bir sadece iç giyimler kaldı. Dedim onlara da bir mola vereyim. Yemek yapayım. Şu an saat 3. Bu arada namazımı kılmadım daha. Onu kılacağım. Namazımı kılacağım. Öyle işte. Doğranmamış. Şöyle göğüs etinde yapacağım. Nasıl olsa şey diye hepsi karışacak diyerek de tahtamı yıkamadan sebzelerimi de doğrayacağım. Yeşil biber, kırmızı biber. Biberlerimi de doğradım. Şöyle domatesimi doğrayacağım. Soğanımı doğrayacağım. Patatesimi doğrayacağım. Thank you.
var ne olacak? Yıkanacak tabii ki. Şöyle. Şöyle bir salça. Biraz su ilave edeceğim. Birazcık zeytinyağı ilave edeceğim. Birazcık normal yağ. İlave ettim. Tuzu şöyle içine koyacağım. Kimyon, karabiber, şöyle köri, koydum, şöyle karıştırdım. Biraz daha su ilave ettim. Hazır. Bunu hemen bu şeye dolduracağım. Fırına vereceğim. Yine de altı yapışmasın diye yağ yapalım şöyle. Poşetimizi alalım. Poşetimizi dolduralım.
oldu. Pişer herhalde. Şöyle kabarmasın diye bıçakla deldik. Hazır. Şimdi fırına veriyoruz arkadaşlar. Unuttuğum bir şey var mı? Yok. Bu bir saat, bir saate yakın pişecek. Hadi bakalım. Ben şimdi şurada bir bulaşıklarımı yıkayayım. Yani sadece şey bulaşıklarını yıkayacağım. Yemek bulaşığını. Çamaşır suyu da iyice yıkıyorum. Yanına pilav yapmıyorum. Pilav iyi gider ama yani kilo aldıracağını düşündüğüm için ve ekmekle, kamburda ekmekle yeneceği için pilava gerek yok diyerekten pilav yapmayacağım. Thank you.
içindeki yüzü böyle kaldı. Hadi bakalım. Lavabonu çıkalım da açacağım. Lavabonu açacağım. Kolay iş. Bir dakika onunla uğraşacağım şimdi. Bu kadar. Bir çay içeyim bari. Bunu ne yapıyoruz? Tekrar yerini kaldırıyoruz. Pişerken ben şurada biraz keyif yapıp sonra gidip keyif yapıp derken yani biraz şey yoruldum böyle. Yani hiç yorulmadım ama terledim. Şöyle su içeyim, yemeğime bakayım birazcık. Daha güzel videolar atmak için şey yapacağım bir ara arkadaşlar, o da yine bir ara. Bir şey var, eğitim var. Video atma eğitimi, atmak isteyenler eğitim alıp atabilirler. Yeni başlayanlar için galiba. Ya da işte yani abone sayısını yükseltmek isteyenler için. Güzel video atmak isteyenler için böyle bir şey var, kurs var, online, ona katılacağım. Öyle. Ya bundan sonra, tabii ki katıldıktan sonra, şimdi değil ama. Kursa katıldıktan sonra videolarım daha bir güzelleşecek. Tamam. Şimdi arkadaşlar piştiğini göstermek isterdim ama benim şansım bitiyor. Bakayım ikisini birleştirme olması. Şimdi kapatayım. Hadi görüşürüz. Selamlar, sevgiler bakın. Bunun yanına yoğurt koyacağız. Sadece bu kadar. Meyve kavun almıştık. Kavun koyarız. Yoğurt koyacağız. Tavuk, patates, karışık yemek. Pilav yapmayacağım dedim. Ekmekle, tam burada ekmekle yiyeceğiz. Size afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Şöyle görünüyor mu? Pişti de tepsinin içine nasıl dökeceğim onu bilmiyorum.
Evet. Şimdi ben bunu şeyde tutacak mı tutamıyorum. Şurada tabakları doldurayım. Tavuğuna baktım, tadına güzel. Patatesler de dağılmamış. Bayağı lezzetli, güzel bir kokusu var. İçine baharat da koyunca hani böyle bir tavuk kokusu olmamış. Mor pencere yemeğinde olsa baharat şey olur. Baharat karartır falan. Fırın yemeğinde karartmamış. Güzel olmuş. Şöyle yemeğimizi koyduk. Evet. Bu kadar. Şöyle bakın yemek. Kokusu da çok güzel. Mis mis. Böyle hazırladım. Kavun kestim, yoğurt koydum. Şu yaz helvasından koyacağım. Soğan koydum yanına. Soğan salatası yapsam hoşunuza gitmeyecek. Evet arkadaşlar, bu kadar. Daha ütümü yapmadım, namazlarımı kıldım da. Ütümü yapmadım. Şöyle birazcık çekelim. Hadi bize afiyet olsun bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah huzur, mutluluk, iman versin hepinize de. Hayırlı günler.